Bir tartışma da açılış seremonisiyle ilgili olarak e, e, yaşanıyor biliyorsunuz. Sadece Fransa'da değil bütün dünyada yaşanıyor. Gerçekten bütün dünyada yaşanıyor. Biliyorsunuz seremonide çok enteresan bir takım görsellikler vardı. Yani bir çeşit böyle bir e, ekrandaki karelerin bir fotoğrafik resmi geçidi, geçit resmi gibi düşünebilirsiniz açılış seremonisini. Siz televizyonda rejili yani televizyonun yüzlerce kamerasının aynı anda ekrana getirdiği halini izlediniz. Biz ise zaten izlemişsinizdir videoyu bir köprünün üzerinde Sen Nehri'nin üzerine kurulmuş. Hakikaten sıra sıklam sudan çıkmış balık için olarak ve aslında binlerce kişi. 7500 avro vermişler açılış seremonisinin biletleri için gelenler katılımcılar. Büyük para ama ciddi şekilde ıslanarak ve doğru düzgün Tek kare bir fotoğraf çekemeden yağmurdan dolayı töreni aslında çok da zevkle izleyemediler. Televizyon karşısındaki izleyici çok daha muazzam bir tören izledi ve büyük tartışmalar yarattı tören. Tam da Fransız devriminin ruhuna uygun şekilde aslında e, egalite, liberte, fraternite, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük meselesine uygun bir şekilde bir tören izledik. E, acayip bir programdı. E, e, nasıl denir, kürasyondu. Acayip bir tasarımdı. Tasarımı yapan kişiye öncesi göstermek istiyorum. Çünkü en çok tartışmaların odağındaki isim oydu. Küratörü bu törenin tasarımcısı, bir aktör, bir tiyatro yönetmeni, bir rejisör Thomas Jolie isimli genç bir Fransız oyuncu. Evet burada oldukça avantgard bir fotoğrafını görüyorsunuz. Fransızlar tabii özellikle kendi avantgard akımlarıyla da çok ünlüler. Avantgard ne demek? Yani kutunun dışında farklı bakan Manyerist diyebileceğimiz yani anlık reaksiyonlarla tasarım yapılabilen daha büyük daha farklı düşüncelerle tasarım yapılabilen bir sanat akımı. Fransa önemli bir nasıl diyeyim merkez sanatta kültürde düşünce ikliminde çok önemli bir merkez. Kimileri bunu Fransız Devriminin geri dönüşü olarak düşündü bu töreni. Yani bütün özgürlüklerin aynı anda resmedildiği, her şeyin kapsandığı, bütün çeşitliliğin gösterildiği ve her şeyin eleştirilebildiği, her şeyin deyim yerindeyse ekrana taşınabildiği bir tören olarak gördü. Nitekim e, Macron da öyle gördü. Yani Fransız ruhu tam olarak böyle bir şeydir diyor Macron. Ve törenlerden de son derece e, mutlu ayrıldığını söylemeliyim. Hatta bir görüntüsü var e, açılış töreninin arkasında. Bütün o takımı kutluyor. Bir görelim onu. Et du ministère de l'intérieur et tous les services au cojo en passant par les artistes un immense bravo on est super fier vous avez fait rayonner la france bravo bravo Macron diyor ki bu Fransa'nın geri dönüşüdür, Fransız devriminin geri dönüşüdür. Dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum diyor. Şimdi törende başka ne vardı? Biraz onları göstermek istiyorum size. Bir kere önce şeyi göstereyim isterseniz. Fransa'nın maskotunu, olimpiyatların şu. Biz de aldık birer tane. Fransızlar böyle bir maskot yapmışlar. Gördüğünüz üzere oyunların maskotu bu. Tasarım şöyle bir tasarım. Ee, ve bu çok eleştirildi. Çünkü bunu işte knütörüse benzeten, efendim menstrüal kapa benzeten, ketçap lekesine benzeten aman efendim neler neler yani. Oysa ki aslında Napolyon'un şapkası. Napolyon'un şapkasından esinlenilmiş. Tabii Napolyon da tartışmalı bir e, isim. Dünya tarihinde de, Fransa tarihinde de ama e, maskotu bu. Şimdi bu en çok tartışılanlardan biri buydu. Bu ne ya falan diye. Birincisi buydu. Ee, bir diğer tartışma konusu, bir diğer tartışma konusu ise Gojira'ydı. Gojira nedir? Gojira e, Gojira son derece gene avantgard son derece enteresan bir heavy metal grubu. Fransız heavy metal grubu. E, Gojira, evet Göksu yazıyor. Bak Gojira. E, ve onlar da Fransız devrimini gündeme getiren Marie Antoinette'in aslına bakarsanız giyotinle idam edildiği sahneleri, tarihi enstantaneleri yeniden hatırlatan bir gösteriyle inanılmaz bir performans sergilediler. Dolayısıyla acayip bir andı o da yani bayağı avantgard bir metal grubu izledik. En çok tartışılanlardan biri buydu. Bir diğeri tabii olimpiyat meşalesini taşıyan drag queenler. Drag queenler biliyorsunuz LGBTİ bireylerin arasında o yelpaze içerisinde e, bir oluş, bir bir, bir e, bireysel e, yaşam şekli demeliyim. Belki de nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Dolayısıyla e, drag queenler e, yani trans bireyler baya böyle muazzam şeyleriyle, e, kostümleriyle, makyajlarıyla, saçlarıyla falan gördüğünüz üzere bir geçiş töreni. E, geçiş töreni yaptılar. Bu çok eleştirildi tabii. Yani denildi ki ya tek özgürlük aklınıza gelen tek özgürlük cinsel özgürlük mü? Ya da cinsel özgürlüklerin spor müsabakasıyla ne ilişkisi var? Çünkü aynı şekilde mesela gene gösterinin videolarında böyle grup seks andıran, toplu seks andıran bazı görseller vardı. Bunlar da çok eleştirildi. Yani Fransa aslında gerçekten de özgürlükler ülkesi ve bunlar bu 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 çeşit konuşmalar, bu çeşit haklar Fransa için son derece yani bu liberal bakış açısı Fransa için son derece e, normal yani burada hiçbir sıkıntı hissetmiyor Fransızlar fakat bir spor müsabakasında ve uluslararası yani sadece Fransa'yı ilgilendirmeyen 205 ülkenin 11 bin sporcusu vardı orada yani öyle böyle bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Aklınıza gelen ve gelmeyen ne kadar ülke varsa dünyada Filistin dahil işte efendim Ruanda dahil yani her destinasyondan on binlerce sporcunun olduğu bir organizasyondan bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var tabii e, bu çeşit görsel işlerde özellikle Fransa'da öz e, LGBT'yi e, dominansı var yani moda tasarımında müzikte, işte efendim sahne sanatlarında, görsel sanatlarda muazzam bir LGBT dominansı var. Yani o bireyler o, o, o daha fazla sanata belki de özgür düşünceye, yaratıcı düşünceye yakın bir ruhta oldukları için o alanları domine ediyorlar. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle ee, Jolie Thomas'ın e, kürasyonunda birçok kişi pardon Thomas Jolie'nin kürasyonunda birçok kişi LGBT'ydi ve bu sembolleri kullanmak istediler. Macron açısından Fransızların önemli bir bölüm açısından bir sorun yok fakat dünyadan çok ciddi tepkiler aldılar. Mesela göndermiştim e, görüntülerini arkadaşlarım bulurlar birazdan. Ee, Macaristan Başkanı Orban çok ciddi tepki gösterdi. Rusya çok ciddi tepki gösterdi. Ya, i̇lerideki görsellerin içerisinde olabilir. Sonradan atmıştım onları. Ee, ve aynı zamanda kilise tabii çok ciddi tepki gösterdi. Çünkü e, çünkü kilise burada olmasa gerek diye düşünüyorum. Başka bir yerde olabilir. Siz onu başka yerden bulun lütfen. E, çünkü kilisenin de tepki göstereceği bir şey vardı. Bir saniye ben bir alay reji alabilir miyim? Reji bende. Ee, son akşam yemeğiyle ilgili de bir şey vardı biliyorsunuz orada ve Hazreti İsa'yı canlandıran e, bir gene oyuncu vardı. O oyuncu bir açıklama yaptı mesela dedi ki ne var yani dedi ben kendim de zaten dedi hem Museviyim hem geyim bunu canlandırmakta hiçbir beis görmedim. Neden bu kadar çok saldırı oluyor? Hiçbir şey anlamadım dedi. Evet bu. Yahudiyim, Barbara Butch oyuncu bu. Yahudiyim, LGBT şey bireyim. İsa canlandırdım. Ne sakıncası var? Şimdi bu kadar bir özgürlük yelpazesi içerisinde bakıyorlar meseleye. Her fikir konuşulabilir. Her fikirden sanat üretilebilir. Dini yaklaşımlar dahil olmak üzere cinsel yönelim dahil olmak üzere seksin kendisi dahil olmak üzere her konu sanatın bir süjesi haline gelebilir e, ve son derece cesur bir şekilde de gündeme getirilebilir. Fransızlar meseleye böyle bakıyorlar hatta bazı uluslararası yorumlarda Türkiye'de de bazı köşe yazarları iki ayrı yorum yapmış. Biri diyor ki bu yorumlardan birinde e, belki de yeni bir çağın başlangıcındayız diyor. E, ve Fransa da bunu böyle düşünüyor. Mesela önümüzdeki yıllar içerisinde artık bunun vadesi ne olur bilmiyorum ama e, insanların bir cinsellikle bir cinsel yönelimle doğmayacağı unisex diye bildiğimiz kendilerini hem kadın hem erkek olarak hissedebilecekleri cinsel deneyimin de böyle bir şeye dönüşebileceği yeni bir dünyadan bahsediliyor. Yeni bir homo sapiens versiyondan bahsediliyor mesela. Ve bu e, ve bu bayağı konuşuluyor dünyada. Acaba bu yeni çağın bu yeni çağın taşıyıcısı, öncüsü Fransa mı olacak? Salih onu ver bana, o demin gösterdiğini geri getir. Şimdi bu tartışılıyor ama bir yandan da bakın İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin koalisyonunda yer alan Aşırı Sağcı Lig Partisi. Matteo Salvini, iğrenç bulduğunu söylemiş olimpiyatların açılış törenini. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın ahlaki boşluğu olarak değerlendirmiş. Thomas Jolie ise demin size anlattığım aktör, yönetmen, tiyatro sanatçısı olan e, küratör ise biz çeşitlilik hakkında konuşmak istedik. Çeşitlilik birlikte olmak demektir. Herkesi dahil etmek istedik aslında bu kadar basit demiş. bu kadar basit değil. Niye bu kadar basit olmadığını anlatmaya çalışayım. Çünkü bu bir spor müsabakası. Hani bu gerçekten böyle uluslararası bir bienal, muazzam bir kültür sanat şovu veya işte Fransızların damgasını vurduğu bir festival falan olsaydı eyvallah. Fakat çok başka değer sistemlerinden dünyaya çok farklı bakan e, siyasi mahallelerden kendini çok farklı hisseden e, cinsellik algılarından on binlerce sporcunun yarıştığı bir müsabaka bu. Dolayısıyla büyük kriz oldu tabii. Fransa'da da yani ciddi makaleler ve manşetler atıldı. E, özellikle bu son ak akşam yemeği tartışması büyük bir tartışma oldu ve en nihayetinde resmi hesaplardan törenin şeyleri kaldırıldı, videoları kaldırıldı. Hiçbir şekilde izlenemiyor. Bakın, this video is not available. İşte bu görüntüler nedeniyle, özellikle bu görüntü nedeniyle, özellikle bu görüntü, bu görüntü nedeniyle çok ciddi bir şey yaşandı. Ve en nihayetinde kilise de bir açıklama yaptı. O da şu, bakın, Katolik Kilisesi ve diğer kiliselerde Fransa'da bir açıklama yaptılar. Dediler ki yani bu olacak iş değil. <laughs> o kadarını söyleyeyim ben size. Ee, bu olacak iş değil dediler ve onun üzerine de e, kürasyon ekibi bir özür diledi. Hani bizim derdimiz aslında e, bir çeşitlilik duygusu yaratmaktı. Kimseye hakaret etmek istemedik. Hiçbir şeyi e, işte efendim empoza etmek istemedik. Sadece bir sanat eseri ve yaratıcı düşünce e, temsil etmek istedik. Dolayısıyla böyle bir tartışma Elon Musk oradaydı töreni yerinde izledi Paris'teydi Elon Musk sadece Elon Musk değil dünyanın çok önemli devlet adamları, sanatçıları, iş insanları hepsi Paris'teydi. Özel bir locadan izledi Elon Musk oyunları. This was extremely disrespectful to Christians. için muazzam saygısızlık içeren bir törendi diye paylaştı. Kısacası bütün dünyada büyük tepki çeken bir törene dönüştü. Ama dediğim gibi bir başka bakış açısı da bir başka bakış açısı da yani Macron'da dahil olmak üzere diyor ki ya bu yeni bir çağın öncülüğüdür. Tıpkı işte 1800'lerde Fransız devriminin yapılması gibi e, orada ne diyor işte egalite, liberte. Asıl en önemli liberte, özgürlük yani sonuna kadar özgürlük. Cinsel özgürlük, düşünce düşüncel özgürlük, sanatsal özgürlük, e, her alanda özgürlük, e, sınırsız bir özgürlük. Tıpkı onun gibi bu törenlerinde aslında yeni Fransa'nın doğuşu. Ee, yeni Fransa'nın yeni çağın bir e, öncüsü olarak doğuşu gibi görenler var ama farklı düşünenler de var. Ben galiba biraz Deniz Yüke Arıboğan gibi düşünüyorum. Onun tweetlerini atmıştım ama Fransa ile ilgili, olimpiyat törenleriyle ilgili olanlarını rica edeceğim. Deniz Yüke Hoca diyor ki yani ne bunu böyle bu kadar lanetlemek ne de bravo harika bir şey olarak alkışlamak lazım. Bunun diyor bir dış politika şeyi olduğunu da hiçbir zaman unutmamak lazım diyor. Şuradan aktarayım. Olimpiyat oyunlarını sadece LGBT gösterisi ya da edepsizlik çerçevesinde ele alıp yorum yapanlar yanılır. Macron işte bu Fransa'dır derken tepki çekmeyi düşünmemiştir diyen de yanılır. Yani Macron bunu tepki çekeceğini ve bütün bu törenleri tepki çekeceğini bilerek yapıyor. Bekledikleri de tam budur. Bu özünde bir savaş ilanıdır diyor Deniz Ülke. Bütün dünyayı bu şekilde sallaması operasyonun ne kadar başarılı olduğunun da göstergesidir. Gerçekten bütün dünya günlerdir bu töreni konuşuyor arkadaşlar. Ben helal olsun deyip düelloyu kabul edenler diyelim. Kızmaya, öfkelenmeye devam edebiliriz ama bir yandan da olayın mahiyetini anlamaya çalışmak lazım. Konumuz damardan politika ve kitle psikolojisi. Ne sanat ne LGBT, ne edepsizlik. Bakın tekrar söylüyor, altını çizelim. Diyor ki Deniz Ülke Hoca. Konumuz damardan politika ve kitle psikolojisi. Bir süredir küresel düzeyde yeni bir sosyopolitik inşa süreci ilerliyor. Aynı fikirdeyim Deniz Hoca'yla. Aile, evlilik, doğurganlık, ahlak ve benzeri konularda fay hatları derinleşiyor. Bu konuda da aynı fikirdeyim. Türkiye'de bu oyunun bir parçası. Amerika'da Trump ve şimdi e, e, işte Vice President olarak aday gösterdiği ee, kişi de bunun parçası. Orada da bir anda yeniden kürtaj konuşulmaya başlandı. İşin boyutu büyük. Olimpiyat açılışıyla kalmayacak diyor Deniz Zükerbağ. Yani kısacası gerçekten her şeyin birbirinin içine geçtiği ve politikanın artık sadece politika olmadığı, için içinde her türlü şeyin olduğu, her türlü olgunun, insana ait her şeyin olduğu bir dünyadayız.